Herkese yine saat 3'e yakın bir saat. Hepinize 3'ten merhabalar. Biraz Tame Impala dinleyelim ya. Hadi birazcık artık. Artık vakti geldi değil mi? Tame Impala dinlemenin. Yani bu kadar zamandır. Yine double albüm tabii. Yani maalesef öyle bir sıkıntımız olacak. Ama olsun. 3 şarkı, 3 şarkı. Yavaş yavaş dinleriz. Sakin sakin. Ehli ehli. Nasılsınız bugün? Nasıl gidiyor her şey? Yolunda mı? Hı? Oldu mu o iş? Hallettiniz mi? Sorun yok değil mi? Çözdünüz yani. Tamam. Güzel. Önemli olan o zaten. Çözdükten sonra sorun yok. Bir daha hayatınızda hiçbir sorun olmayacak. Bunu hallettiniz ya. Tamam. Gerisi kolay. Yani bundan sonra bitti artık. Hani kolay kolay. Rahat rahat yaşayacaksınız. Yani hiçbir sorun olmayacak. Hayatınıza hiçbir şey çıkmayacak. Bir şunu halletseniz zaten bitiyor demiştiniz. İşte bir şunu hallettiniz. Ve şu an bir şunu hallettikten sonraki noktadasınız. Tebrik ederim. Bravo. Hadi kahve yapalım. Espresso. Yine devam. Dünden devam. Acaba her geçen gün bir tık daha böyle kendini geliştirecek mi? Farklı şeyler verecek mi bize? Heyecanla bekliyorum. Okay. Nasıl yapıyorduk biz espresso'yu? Önce şunu alıyorum. Çok iyi şarkı bu ya. Çok iyi albüm bu ya. Lonerism. Harika bir albüm. En son ne almıştım? 20 gram. Okey. 19.8. Tamam boş ver. Hem iyidir. Grind size 16. Let's go. Boğazıma biraz badem takıldı sanırım. Birkaç tane badem attım. Çok enerjim düşük. Bugün hiç kahve içmedim. Yani beni etkilememesi gerekiyor diye düşünüyorum ama bugün yorucu bir günde geçti. Yani sırf kahveden dolayı değil. Biraz yoruldum. Onun etkisi de olabilir yani. 19.8. Ya harika ya. Zero retention alıyorum. Yani Breville bana sürekli zero retention veriyor. Ne kadar tabii şey bilmiyorum. Consistent ve hani birbirine benzeyen granüller çıkartıyor burada falan. Hani öyle farklılıklar olabilir ama burr grinder sonuçta. Yani bir tık daha o açıdan güvenilir. Bir tık değil, 5 tık. Ama bu zero retention olayına çok takılan insanlar oluyor şeylerde. Böyle bir pahalı bir makinenin neden iyi olduğunu göstermek için falan. Yani işte gördüğünüz gibi. Biraz sallayınca bunda da oluyor. Diğerlerini de sallamadan oluyor ama önemli değil. Bir şekilde oluyor sonuçta. Birazcık kahve şeyim var. Kaçırdım birkaç gramajını. Yani hatta şuradan şey yapacağım, merak etme. Şöyle bir daha takıp merak ettim. Kaç gram o kaybettim. Hiç gram kaybetmemişim. Allah Allah. Yani şuradaki kahve 1 gram 0.1 bile değil yani. Okey. Gayet iyi. Buna da şükür. Bu arada hep bak yine aynı muhabbet yine geliyor. Çok az kaldı. Aslında hala var işte. Hani sorun o zaten. Çok az kaldı diyorum ama daha 15-20 tane var. Yani daha böyle haftaya bile kullanabilirim falan. Hani onun için o rahatlığın getirdiği böyle sonra sipariş veririm ya. Sonra sipariş veririm de yani unutuyor insan böyle şeyler ufak tefek olduğu için. Yani şu an vermem gerekiyor o siparişi. Ama yapmayacağım öyle bir şey. Ne gerek var? Okay.
Let's go. Türk kahvesi. Yavaş gidiyor bugün. Bugün de çok yavaş gidiyor abi. Bu böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Saniye. Bu sefer de yani dün yine bunu yaptığımda ne kadar almıştım? 24 saniyede falandı sanırım. Bu sefer 32 saniye. Birebir aynı ölçü. Aynı şey, aynı makine, aynı sıcaklıklar, aynı ısıtma derecesi. İşte bu aletten dolayı oluyor arkadaşlar bu. Başka bir cevabı yok bunun yani. Ya da grinder saçmalıyor falan diyebilirim ama o daha düşük bir olasılık. Her neyse. Ah, yorgunluk kahvesi tam anlamıyla. Tam anlamıyla. O zaman işte zaten Türk kahvesi setup'ında olması da iyi oldu aslında bir yerde. Yorgunluk kahvesi. Nazar değmesin. Hiçbir şey de yazmıyor altında falan. Nerenin kahvesi acaba kahveci? Paşabahçe sanırım ama yazmıyor bir şey de altında. Acaba bunun tabağı falan da mı vardı bir yerlerde benim koyup unuttuğum? Güzel. Daha iyi bile oldu sanırım düne göre. Ama hala kremadayım. Biraz kremadan uzaklaşınca bakalım ne olacak. Evet. Bu kıvama geldi. Demek ki bunun hakkı. Bugün ne? 11. gün. Biraz daha böyle 10 günü geçtikten sonra yani ikinci hafta, hatta ben 2 hafta beklemem daha iyi olabilirdi bunun için. 2 hafta falan bekleyince hakkını almaya buluyorsunuz. Randımanı almaya başlıyorsunuz. Bu da güzel bir test oldu. Çok erken yapmışım ilk başlarda. O kahvenin yarısını biraz şey harcadım yani. Gereksiz yere harcadım. Yani başka bir kahve almak istemediğimden ekstradan. Bu varken bunu kullanayım dedim. Bir de tam sınırlar içinde gibi geldi ama işte bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Şu an böyle bir oturup soluklanma durumundayım. Böyle sabahtan beri evde değilim. Yeni geldim. Sonunda oturdum böyle şu anda ve asıl komik yanı işin günüm şimdi başlıyor. Asıl işte yaratıcı olacağım. Bir şeyler yazacağım. Bir şeyler kafadan yaratmaya başlayacağım. Kendimi vereceğim falan. Döneme giriyoruz, saatlere giriyoruz. Siz de işimi bitirdikten sonra böyle birkaç saat konsantre bir şekilde bir şeyler yazıyorum. Bir şeyler derken birçok şey yazdığım için hani bir şeyler diyorum. Bir bu aralar bir kahveyle ilgili falan böyle makale tarzı şeyler yazmaya başladım. Yani deneme amaçlı yani. Çok şey değil, öyle pratik olsun diye. Ama bilmiyorum, belki bir dergiye mergiye satabilirim. Emin değilim henüz. Kısmet. Daha uğraşmadım o kısmıyla işin. Aslında aklımda öyle bir şey var ama bakalım, kısmet. Senaryolar var birkaç tane. Kaç tane var? 1, 2, 3. Şu anda 3 tane aktif bir şekilde ilgilendiğim, uğraştığım senaryo var. Başka ne var? Başka ne yazıyorum? Bir de böyle sürekli fikir yazarım. Aklıma gelen daha böyle garip kafalarda fikirler falan. Onlar hoşuma gider. Onlar da biraz daha egzersiz amaçlı. Onun ne zaman gelip gelmediği belli olmuyor. O çok enteresan bir şey. Yani bazen o kadar produktif oluyorum ki
Günde 5-6 fikir gelebiliyor bazen aklıma. Böyle enteresan işte bir film olabilecek fikirler falan gibi şeyler yani. Bazen de aylar sürüyor, hiçbir şey çıkmıyor. O da enteresan bir şey. Ama eskiden şey yapardım, tek bir cümle yazıp bırakırdım onları falan böyle, ya da yani çok kısa bir şekilde. Şimdi bakıyorum nereye kadar götürebiliyorsam götürüyorum onları. Bazen birkaç sayfa yazısım geliyor onları da. Öyle durumlar da var yani. Bugünlerde rutinim bu şekilde halletmeli geçiyor. Her an değişebilir. Sürekli değişiyor hayatım. Çok acayip. Bu son... Yani açıkça söylemem gerekirse... Çocuğum doğduğundan beri... Hayatım sürekli değişti. Yani sürekli bir şekilde... Hiçbir zaman aynı rutinde kalmadan sürekli değişti. Değişmeye de devam ediyor. 5 senedir. 5,5 senedir. Yorucu bir şey ama yani. Hani çünkü ben rutin... Yani rutin sevmeyen bir insan olarak rutini özlemeye başladım yani. Öyle bir... Çünkü belli bir şeyleri rutine koymazsanız işler çok aksıyor yani. O kolay bir şey değil. Bunu şunun için de söylüyorum. Aslında hep onu savunuyorum. Artık onu algıladım zaten. Bu bana onu öğretti. Bu böyle kafamı vura vura öğretti bunu bana. İşte bazen o ne deniyor? Türkçesini bulmaya çalışıyorum da. Yani sometimes you gotta ride the wave. Yani gelen dalgaya karşı yüzmektense hani dalgayla beraber, dalga seni nereye götürürse oraya gitmen bazen daha iyi olabilir. Hayatta her şeyi kontrol edemiyoruz. Kontrol edemediğimiz şeylerden de zevk almalıyız. Yani ve o yolculuktan da korkmamalıyız. Korkutacak bir şey yok yani. Yolculuk bakalım sizi nereye götürüyor. Ve ondan ne çıkartabilirsiniz? Onlar size nasıl ilhamlar verecek? Onları görmek de güzel bir şey. Aynı şeylere kapalı bir şekilde tutunup yaşarsanız, bilmiyorum yani doğru mu yaparsınız? Belli açılardan çok doğru şeyler yapıyorsunuz. Mesela ekonomik güvenlik büyük olasılıkla daha yüksek olacak. İşte ne bileyim, o bilinmezliğin içinde kaybolma olasılığınız daha az. Çünkü daha net biliyorsunuz ne yapacağınızı. İnişlerde, çıkışlarda, her şeyde orada kalacağınızı biliyorsunuz ne olursa olsun. Memur olmak gibi bir şey değil mi? Ama bence hayatın anlamına çok ters şeyler bunlar. Yani bu benim kişisel bakış açım. Benim için çok ters. Benim anladığım hayatın anlamına karşı çok zıtlık veren şeyler. Hayat mücadeleyle geçmeli yani. Yani o bir şeyleri kazanıp bir şeyleri kaybetmeniz gerekiyor. Ve en sonunda kazandıklarınızın, kaybettiklerinizin ötesinde bir keyfin olduğunu fark etmenize de yol açabiliyor yani hayat. O öyle, o yollardan geçmedikçe pek kolay bir şey değil. İşte o Oz büyücüsü gibi yani, perdenin arkasında ne olduğunu göremiyorsunuz yoksa yani. Hep o perdenin önünde kalıyorsunuz. Aslan gibi, Tin Man gibi, aslan adam gibi. Bir tane daha içeceğim. Bir tane daha içerim. Değil mi? Hızlı da içtim. Güzel. Güzel gidiyor. Yani bu rutin mesela benim hoşuma gidiyor şu anda. Şu anda içinde bulunduğum süreç. Bir tık daha hızlı olmak isterdim ama maalesef yani o da birazcık işte şey, hayattaki başka sorumluluklarımın falan filan sürekli beni dürtmesiyle alakalı. Sonuçta tamamen bağımsız yaşamak çok mümkün değil. Bir çocuk sahibi olarak, evli birisi olarak belli sorumluluklarım var. Ve o sorumlulukları da yerine getirmek önemli oluyor yani. Bam, bam. Harika bir albüm ya. Neyse. Let's do one more.
Beni anca açar şu anda yani zaten. Dün biraz şeyden korkuyordum. Çok geç uyurum falan diye. Bir tık geç uyudum. Ama yani yarım saat falan geç uyudum. Uyumak istediğim süreden. Ve yani o gözlerimi kapattığımda böyle bir kolay kolay uyuyamadım. Yani o şeyi hissettim. Biraz daha açıktı kafam yani açıkçası uyurken. Normalde istediğim seviyeden bir tık daha fazla açıktı. Ama idare edebildim. Bakalım ne olacak. Bunu biraz daha zaman gösterecek. Bu sefer işte özellikle sabah kahve içmedim. Bana açıkçası bu son 2 saatte falan çok vurdu o. Yani sırf onunla alakalı olmayabilir. Biraz az uyudum. Onun da alakası olabilir. İşte benim için şey var. Yaklaşık... Tamam durabilirsin artık zaman. 8 saat uyumam gerekiyor ortalama. Ve o ortalamayı yakalayamazsam... Yani şöyle söyleyeyim. Bir gün 6 saat uyudum, bir gün 7 saat uyudum. Üçüncü gün 10 saat uyumam gerekiyor. Yani bir toparlamaya başlamam gerekiyor onu. Ve 8,5 saatte değil onun cevabı. Ya da onun... Yani 6 saat, 7 saatten sonra 8 saat yetmiyor. Onu kastetmeye çalışıyorum. Şu an öyle bir evredeyim. Bu ne oldu biliyor musunuz? Nedir sorumlusu? Los Angeles Dodgers. Bütün suç onların. Sebebi de şu. Bu sene ilk defa böyle bir şey oldu. Sezon açılışı. Sezon açılış maçları. Geçen bunu bahsettim sanırım hatta. Ama Kore'deydi. Kore'deki maç gece 3'te başlıyor. Los Angeles saatiyle. Ve... Yani aslında hiç böyle... Zaten DVR'ım var. Yani şey yapabiliyorum, kaydedebiliyorum maçı. Sonra da izleyebiliyorum istersen falan. Hiç öyle bir niyetim yokken... Gaza geldim yani. Hani böyle yavaş yavaş gün ilerledikçe aslında falan demeye başladım. Biraz böyle nostalji yaptım. İşte eskiden NBA'ye kalkardım Türkiye'de falan. Öyle şeyler aklıma gelmeye başladı ve... Hani yavaş yavaş o fikir çok soğuk görünmemeye başladı bana. Ve en sonunda kaldım o saate kadar. Sonra hatta şöyle kaldım yani ayakta kaldım. İlk 1-2 şeyi izlerim, inningini izlerim. İşte 9 inning maç yaklaşık 3 saat sürüyor. Ve işte o maçın yani ilk 1 saatini en fazla izlerim diye kaldım. Ama sonra baktım maç iyi gidiyor. Maç iyi gitmiyordu aslında ya. Çok böyle berabere falan gidiyordu ama... Hani nereye varacağı belli değil henüz maçın. Böyle bir heyecan yaratıyor maç. Yine sıfır retention. Her neyse. Öyle öyle diye kaldım o maça. Sonra tabii 3'te yatınca şeyde kalkmıyorum. 12'de kalkmıyorum, 11'de kalkmıyorum yani. Erken kalktım tabii. 9'da falan mı, 8'de mi ne? Öyle bir şey kalktım. Sonra asıl sorun, ertesi gün de maç var. Yine aynı saatte. Ve o ikinci maça da kaldım abi. O ikinci maçı ama tamamını izlemedim. İşte onda dağıldı takım. Çok erken koptu maç. Tamam dedim ben yatayım artık. Ama o bile 4.30-5 olmuştu saat. Evet yani iki gün öyle üst üste olunca bu iş dengem bozuldu. Ve hala onun ceremesini mi yiyorum öyle mi diyorlardı? Cereme mi yiyorduk onu? Nasıl yiyor? Ne yapıyorduk orada? Şimdi birazcık şöyle içeriye doğru gömeyim. Ceremesini çekiyor muyduk ya? Yemiyorduk değil mi? Cereme çekiliyor bir şeydi değil mi? Evet. Sanırım öyleydi. Her neyse sonuç olarak... Ops ne yapıyorum? O günden beri henüz böyle uykum hala bir dengeye girmedi. Biliyorum ben çok iyi biliyorum. Bir gün benim böyle bir 10 saatin üstünde böyle bir buh diye uyumam gerekiyor. Bunun toparlanması için. Ama işte henüz... Onu yakalayamadım. Geçenlerde öyle bir uyudum. Bir kere uyudum. Ne zamandı hatırlamıyorum ama bu geçen hafta hastaydım. Böyle grip tarzında bir hastalık. Ve ondan sonra bir böyle hani iyileştiğim gün falan hani artık hani tamam iyiyim dediğim gün mü uyumuştum hatırlamıyorum ama ya yani böyle ilk uzun zamandan beri ilk defa böyle uyandığımda müthiş İyi hissederek uyandım. Böyle ve 11 saat mi 12 saat mi ne uyumuşum yani. Hani böyle o kadar vücut artık kaldırmıyormuş demek ki.
şöyle bir ondan da bahsedeyim size. Dur şunu basayım da bir. Kahvemi. Bak bu güzel. 30 saniye 30 gram. Bakalım ne olacak. Ne diyordum ben size? Yani şimdi bu uykuyu halletmenin birkaç yöntemi var. İstikrarlı bir şekilde... Neyse artık. İstikrarlı bir şekilde çok üzerine durmadım aslında. Yani daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Bu uykuyu düzeltmek için, uykunun üzerine düşmek için. Yani çünkü bir kere o şeyi fark edince, ulan iyi uyusam, her gün o kadar iyi uyusam, 11 saat uyumama gerek yok her gün. Ama uykumu alarak uyansam, enerjim falan inanılmazdı ya. Yani böyle şey değil ama, böyle patlama yaşamıyorum. Hani bayağı ayığım. Uyandım ve böyle hiçbir sorun yok. Öyle bir aydınlık vardı. Bununla ilgili böyle birkaç fikrim var. Bir tanesi bu biliyorsunuzdur çok popüler bir neuroscientist Andrew Huberman, Stanford'da associate professor. Ve onun böyle podcastleri falan bayağı meşhur. Onlardan bir tanesinden bir klip, yani hani öyle çok da onun şeylerini çok takip etmiyorum. O kadar uzun podcast dinleyecek vaktim yok yani, hani hiçbirisi arka planda falan zaten dinleyemiyorum öyle şeyleri ben. Benim için arka planda bir podcast'ın oynaması sadece boşu boşuna geçen bir zaman yani. Hani çünkü hiç dikkat etmiyorum bile. Ya da dikkat edersen başka bir şey yapamıyorum. Her neyse. Bu Andrew Huberman'ın işte o şeyden bahsediyordu. Böyle üç tane, işte bir tanesi magnezyum, bir çeşit magnezyum. Tam spesifik bir magnezyum. Ama onun dışında da iki tane daha böyle doğal içerikleri olan iki hap daha vardı da unuttum şimdi isimlerini. Var evde yani. Hani onlardan aldım ve onlar seni böyle uykuya yatmadan önce işte bir saat önce kullanıyorum dedi. O bana yarıyor diyor. Yani hani şeyden bahsetmiyor. Herkes bunu alırsa uçar gider falan değil ama daha fazla rüya görüyorsun. Daha fazla şu oluyor bu oluyor falan. Daha derin uyuyabiliyorsun yani. Hani işin güzel yanı o. Onun için de daha rahat uyanıyorsun. Diye bir şeyden bahsediyordu. Onun dışında da başka şeyleri daha vardı da. Hani işte yatakta telefona bakmayın ya da uyanınca ilk baktığınız şey telefon olmasın falan. Yani böyle o şeylerden de bahsediyor. Kahve mesela onu da ondan duymuştum. İlk bir saat içmeyin uyandıktan sonraki o size o ihtiyaç olarak gelmesin. Kafein ihtiyacınızı, yani uyanmak için kafeine ihtiyacınız var diye vücudu programlamayın gibilerinden. Her neyse sonuç olarak... Ben o şeyleri denedim ya, hapları denedim. Enteresan şeyler de yaptı bana. Böyle güzel rüyalar falan da gördüm gerçekten. Hoşuma da gitti. Ama daha sonra o dönem çok farklı sebeplerden stresli bir dönem geçiriyordum. Yani onu yenemedim. Yani yine uyku problemlerim devam etti. Yani beni daha derin tam anlamıyla uyuttu diyemem. Özellikle böyle aldığım ikinci geceden sonra falan, üçüncü gecede falan artık etkisini böyle yitirdiğini hissettim. Yanılıyor olabilirim. Dediğim gibi çok uzun vadeli denemedim. Yani gidip de bir ay aynı istikrarlı bir şekilde alıp da sonra işte notlarımı alıp öyle bir deney yapmadım. Ama üzerine uğraştığım bir şey. Yani diğeri de tabii ki bu sosyal medya alışkanlıkları. Şimdi bunu hiç yatsımıyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Yani benim ailemde şey var. Yani kimse tam anlamıyla alkolik, bilmem ne madde bağımlısı, işte ya da ne bileyim kumar bağımlısı, carçurt falan değil. Ama ailemdeki o bağımlılık göstergelerini çok net görebiliyorum. Yani çocukluğumdan bu yana yaşadıklarımdan falan filan. Aa, bu şarkıyı da çok seviyorum ya. Her neyse. Bu şarkı böyle ağlatan bir şarkı. Çok duygusal bir şarkı ya. Yani çok böyle götürüyor seni bir yerden bire.
neyse. Ve kendimde de bunu görebiliyorum. Yani bazı şeylere kafayı takınca çok o dipsomani falan da diyorlar bunu. Yani bokunu çıkarmak Türkçesi belki de. O şekilde gidebiliyorum. Aslında bu benim mesleğimde falan işime yarayan bir şey. Yani çünkü senaryo yazarsan yazarken yani bir kere mesela ya da böyle production yapımcılık falan yaparken yani çok fazla detaya istikrarlı bir şekilde ısrar etmen gerekiyor. Yani öyle bir kere söyleyip gidemezsin. Bir kere bakıp böyle bunu hallettik falan deyip hop 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 sürekli geri döneceksin. Bakacaksın, kontrol edeceksin. Oluyor mu? Bu yine oluyor mu? Yine oluyor mu? Her neyse bunun gibi böyle bazı obsesyonların işe yaradığı yönleri var. Ama diğer taraftan işte mesela bazı dönemler kendimi sosyal medya çukurunda buluyorum. Yani şöyle hiç aktif değilimdir. Yani hiçbir zaman böyle çok post falan yazmayı sevmem. Ama okurum. Voyeur bir şekilde davranıyorum sosyal medyaya aslında yani. Uzaktan bakmayı seviyorum. Ek sözlüğü mesela kaç senesiydi ya? 2001 senesinden beri ben ek sözlüğe giriyorum. Yani 23 senedir. Ama ek sözlükte yazarlığım son birkaç sene önce falan yazarlığım oldu. Yani o da şeydi böyle yani işte 10 entry'mi bile ilk 10 entry yazman gerekiyor falan üye olman için şey yapıp kabul edilmen sıraya girmen için. Kabul edilme sırasına. O 10 entry'yi bile herhalde böyle 3 senede falan yazdım. Yani çok böyle heveslendiğim bir şey değil. Hiçbir zaman onun sebebi de var. Onu da sonra söylerim. Aslında benim şu an bu programı yapmam da kendimi aşmam gibi bir şey yani bir açıdan. Çünkü internetin çok negatif bir yer olduğunun farkındayım ve ne yaparsanız yapın negatifliğe doğru bir çekiş oluyor ve çok kolay bir tuzak o. Yani negativitenin üzerinden rabarba yapmak çok kolay. Ve her şey birbirine benzemeye başlıyor ondan dolayı da bir yerde. Hani bütün içerikler falan. Farklı şeyler yapsalar bile insanlar sürekli bir kavga içindeler falan. İşte yorumlar hep kavga. Mesela yorumlar çok böyle garip geliyor. Yani şu an ben zaten hani 10 kişi izlediği için beni öyle yorumların çok fazla yorum falan almıyorum. Ama genelde hani benim programın dışındakilerden de bahsediyorum. Yani hani o şeyi hiç anlamamışımdır. Yani bu şeyden böyle sosyal medyadan girdim. Neyse buralara da değinmek istedim demek ki. Şeyi hiç anlamam yani. Futbol çoğu insan için Türkiye'de stres atma işi aslında. Yani hiç kimsenin oyunun güzelliğiyle falan yani pek onlarla ilgilenmiyorlar. Onun zaten böyle her 10 yılda bir falan geldiğini düşünen insanlar o geri kalan 9 yılda agresif bir şekilde hani nasıl geçirdik, nasıl koyduk en hafif tabiriyle. Bu şekilde bakıyor, çoğunluk buna bakıyor ya da belki de ne deniyor ona işte yüksek sesli azınlık falan mı deniyor ona? Yani işte loud minority falan. Her neyse. Ama internete girdiğinizde genelde bunu görüyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim işte zaten genelde paylaşılan şeyler hep ek sözlük de dahil buna. Twitter'da, ek sözlükte, YouTube'daki birçok program bu şekilde hep bir sıkıntıyla ilgili. Haberler de öyle tabii. Yani bunun öncesi de, yani internet öncesi de onunla alakalı bir şey. Yine bir çevirmem mi gerekiyor değil mi? Evet, üç şarkı. Bakın görüyorsunuz işte ne kadar saçma bir şey yani. Sürekli döndür. Dur. Her neyse yani sonuç olarak bir yerlerde internetin bir köşelerinde bazı yerlerde de daha pozitif şeyler yapmanın daha böyle hoş görülü sohbet etmenin falan da önemli olduğunu düşünüyorum. Çok garip bir şey çünkü 10 pozitif yorum yazan insanın gücünde oluyor tek negatif yorum. Belki de bu gücün içgüdüsü olarak farkında olan insanlar onu daha rahat yapabiliyorlar. Çünkü pozitif bir şey yazmak daha zor. Pozitif yazıp takdiri şey yapılmak ne bileyim ilgi görmek
Yani bunu kötü manada da söylemiyorum. Artık sosyal medya hayatın gerçek bir parçası yani. Hani çoğu insanın içinde olduğu bir şey. Ama çok superficial bir şey yani. Hani işin garip yanı o zaten. Yani sanal dünya gerçekten. O ilk başlarda hep konuşulan şey de o. 90'larda internetten bahsederken sanal dünya derlerdi. Oo, bu da çok iyi abi, süper. Best of gibi abi. Feels like I only got backwards. Yani son dönemde mesela benim böyle şeylerimde de yorumlarımda da birazcık böyle bir trendin değiştiğini gördüm. Neden bilmiyorum ama umarım insanlar daha pozitif şeyler yorumlar yazmaya daha özen gösterirler. Çünkü zaten abi 100 kişinin bile izlemediği programı izliyorsunuz yani, o kadar da takılmayın yani. Yani çok da dert değil. Her neyse, şeyden bahsediyordum. Bu internet bağımlılığından falan, sosyal medyanın bağımlılığından. Yani bazen gerçekten kendimi şeyde görüyorum, hissediyorum. Böyle akıyor. Anksiyete falan da olduğu zamanlar. Öyle saatlerce kalabiliyorsunuz. Bu hepimizin yaşadığı şeyler. Onun için bazen şeyi deniyorum. Tamamen onu bilinçli bir şekilde yok etmeye çalışıyorum. Çok zor. Yani şöyle çok zor. Telefonumda sosyal medya uygulaması, yani YouTube bile yok telefonumda. Öyle söyleyeyim. Yani Instagram yok, YouTube yok, Twitter yok. İşte TikTok zaten yok. Snapchat da yok. Yani hiçbir şey yok. Ona rağmen bir yolunu buluyor insan. Yani Twitter'ı siliyorsun, bu sefer Reddit'e giriyorsun. Reddit var bir tek. Yani onun da sebebi işte böyle maç falan izlerken Dodgers Reddit'ine bakmak. Ama bir taraftan böyle geyik şeyler de seviyorum. Ama sonra bir bakıyorum, ben yine Reddit'te de saatler geçirebiliyorum aslında. Aynı şey yani. Hiçbir farkı yok. O kadar garip ki yani, her şeyi silmeniz de bir işe yaramayabiliyor. Çünkü yine Safari'den giriyorsunuz falan. Zorlaşıyor sizin için ama imkansızlaşmıyor. İmkansızlaşmadığı zaman da yine kullanma olasılığınız olduğu zaman o olasılığı kullanıyorsunuz. Yani o da çok zor bir ikilem. Bir ara şeyi de düşündüm. Nokia telefon almayı, böyle $50 falan satılan telefonları var Nokia'nın, şimdi yeni telefonları. Akıllı olmayan telefonlar. Ya da işte öyle başka markaların da var tabii. Sırf bunun için çıkaran telefonlar var ama benim tercihim daha böyle spesifik app'leri kullanabildiğim. Ama mesela internete, yani sadece mesela e-mail'ım olabilir. İşte ne bileyim, YouTube Creator app'i hoşuma gidiyor. Çünkü orada hem benim videolarımı takip edebiliyorum hem de yorumları falan görebiliyorum. Öyle hani bir iki tane böyle spesifik. Bir de işte mesajlaşma app'lerim, işte WhatsApp, ne bileyim şey zaten Messenger falan. Her neyse, böyle bir şeyi mesela tercih eder miyim gibi, ama o da çok imkansız gibi bir şey bu. Yani şöyle bir şey olması lazım. Belki bir şirket olacak ileride. Sipariş vereceksin adama. Diyeceksin ki ben sadece bu app'lerin olduğu ve başka hiçbir app almayan ama bunları da gayet güncel bir şekilde, ideal bir şekilde kullanabilen, işte Android artık neyse, hani hangi platformda olursa olsun. Bana böyle bir telefon yollayın gibi bir sipariş veriyorsun. Sonra sana senede böyle 2-3 app değiştirme hakkı veriyor. Belki. Onları, yeni app'ler gelir falan. Onları mesela onun yerine onu alayım. Ya da işte iki app onunla alayım. Hani hepsi olsun. Başka türlü önüne geçebileceğimi bilmiyorum. Çünkü bu ciddi bir aslında bağımlılık. Yani bence çağımızın şu anda mesela hani şey hep konuşulur ya. Bundan 20 sene önceki yetişkinler geriye dönüp baktığında ulan ne yapıyormuşuz o kadar sigarayı odalarda içiyoruz çocukların yanında bilmem. Ya da ne bileyim, ondan öncekiler işte bu kadar zararlı işte kavanoz şey konserve yiyecekler yiyormuşuz bilmem ne yapıyormuşuz, hazır yemekler bilmem ne, abur cuburlar. Ya da işte bizim şu an gençliğimizde benim çok, yani benim yaşımın çok fazla tükettiği şeyler, bu şu anda da yapılıyor gerçi ama. Yani böyle hani her jenerasyonun kendine ait böyle bir geçmişe döndüğünde ya ne yapıyormuşuz dedi, işte emniyet kemeri takmama olayı falan. Emniyet kemerinin olmaması 70'lerde falan, 70'lerden önce. Bir sürü şey var böyle ve bence bundan bir 20 sene sonra falan bu sosyal medyaya biz nasıl bu kadar özgür bir şekilde inanmışız ve hiç tehlikelerini
görmezden gelerek yaşamışız gibi bir şey de söyleyince %100 eminim. %100 eminim. Evet, artık yavaş yavaş kapatalım değil mi? İkinci kahvenin de sonu. Yoksa bir tane daha yap. Bunu bir saatlik programa mı çıkartayım ya? Ne diyorsunuz? Yapalım mı? Yok ya, yapmayalım. Hadi yapalım, yapalım. Tamam, yapalım hadi. Bir tane daha kahve içebilirim çünkü. Bugün saat 4'te uyuyacağım. Sonra 7'de uyanacağım. 3 saat uykuyla yarın karşısına çıkacağım. En kötü ihtimal bu değil mi? Eskiden, o zamanları özlüyorum biraz. Bu arada, eskiden şey olurdu ya. Yani kahve uyuturdu falan beni böyle. Harika bir şeydi o. Ne güzeldi ya. Gece gece kahve içip sonra da mışıl mışıl uyurdum. Nasıl oluyordu acaba? Ne değişti vücudumda? Yani ne oldu da böyle oldu? Ne olduysa? Ne oldu böyle? Ne saçma sapan şarkılar. Ya İsmail Türüt'e ne oldu ya? Ne olduysa? İsmail Türüt. O İsmail Türüt değildi biliyorum ama Davut neydi ya? Davut neydi ya? Unuttum herifin adını da. İsmail Türüt ya. Çok enteresan bir karakterdi. Yani siyasi görüşünü çok net çizen ve böyle yani ırkçı yaklaşımları falan olan net bir şekilde bir arkadaştı. Ama bir taraftan da o kadar sempatik bir tipti ki yani kızamıyordun adamın manyaklıklarını falan. Yani bir noktada tabii kopuyorsun. Bir noktadan sonra falan oluyorsun yani böyle yeter. Ben bu adamın sempatik umurumda değil. Ama o noktaya kadar garip bir şekilde götürüyordu yani İsmail Türüt. Şey vardı, fıkra programı sunuyordu falan. Karadeniz'den fıkralar. Çok kötüydü. Yani leş gibi şeylerdi. Ama işte o leş kültlük falan. Ya onlar da özleniyor ya. O yani zaten... Ya zaten şöyle bir şey var. Benim 20'li yaşlarımda o kültleri tekrarda herkes seviyormuş. İşte ben onu Eksözü'de görmüştüm. Gerçek kesidin aslında ne kadar popüler olduğunu benim çevrede herkesin aslında bayılarak izlediğini. Yani gerçek kesidin gerçek sebebinden dolayı değil, saçmalığı sebebinden. İşte hani güldüğümüz bir şey olduğu için o program. Sarı bıyık falan. Ya yani sonra gitti Şahan o adamla bölümler çekti falan böyle gerçek kesit şeyleri. Ona dalga geçen bölümler falan çekti. Yani sonra ne bileyim şu an mesela medyanın o eski halini birazcık özlüyorum ya. Yani şöyle özlüyorum. Tadındaydı be abi. Yani tadında derken şunu söylüyorum. Bu kadar kontente ihtiyacımız gerçekten yok. Gerçekten yok yani. Ve bunun sonu yok. Daha da fazla olacak, daha da fazla olacak, daha da fazla olacak. Bitmeyecek yani content. Nasıl 21 ya? Neyse. Son. Biraz yeni kaşık almayı düşünüyorum ya bu aralar. Bir de o da var. Belki şunu sipariş verirken yeni kaşık da sipariş veririm. Nasıl ya? Hep nasıl yani? Yani sürekli alıyorum ve hala 20.04 diyor. Tamam ben daha almayacağım. Bu neyse bu. Oh. Okay. Alright. Negatifliğin bakış açısı olduğunu insanların fark etmesi gerekiyor. Çünkü her şeyde negatif bir şey bulabilirsiniz. Yani sonu yok onun. O bir bakış açısı. Ve bu gurur duyulacak bir şey değil. Belki daha sosyal toplumda sizi daha böyle yukarıda bir yerde tutuyor gibi görünebilir ilk aşamada. Özellikle ergenlikte falan. Yani daha gençlikte diyeyim. Çünkü Elephant da buradaymış ya. Ben bu şarkının burada olduğunu bilmiyordum. Unutmuşum yani. Her neyse. Ama işte ondan sonra insanların sizden uzaklaşmasının sebebi de oluyor. Bağıran çağıran insanlarla beraber olursun hayatınızın sonuna kadar. Sürekli bağıran, kavga eden. Hiç mutlu olmayan. Hep şikayet eden. İyi bir yol değil yani.
Ama bu internette böyle. Hani ve ben onu anlamıyorum. Yani internette böyle yapan dışarıda da öyle yapıyordur. Yani hani çok farkı yok. Ama işte internette insanlar böyle çok böyle pozitif bir şey, yani pozitif yaklaşım çok cool bir şey değil internette. Ama şey listesi yapıyorum ya kafamda. Aldığım en saçma yorumlar diye bir liste yapıyorum ya. Daha sonra bir gün hani böyle gerçekten bir belli bir sayıya ulaştığında falan şey yapmak istiyorum. Çok fazla yok yani. Hani çok tek tük şeyler ama bir tane ilk şeyle başladı. Sanırım 50. bölümdü. İlk defa espresso'yu yapmaya yeltendiğim bölümdü. O bölümde bir şey demişti. O hala o aklımda. Onu bazı arkadaşlarıma söylüyorum. O çok hoşuma gidiyor o yorum. Ya aslında otomatik makine kullansan hiç böyle dertlerin olmayacak diye bir yorum. Çok seviyorum o yorum. Yani en sevdiğim yorum o. Bence bu espresso biraz bana fazla gelecek arkadaşlar. Ama işte addictive personality böyle bir şey. Sonuna kadar içmeliyim. Daha fazla içmeliyim. Dibini vurayım. Yani sonuç olarak şey yapmayı bunu göstermeyeceğim size, boşverin. Şey konuşayım çünkü biraz daha konuşmak istiyorum. Yani sonuç olarak ben mesela bu addictive, daha böyle bağımlı yapabilecek beni olaylara karşı daha buralara kadar fışkırıyor. Çok kötü. Ne oldu ya? Hay Allah. Neyse. Belki bir dikkatsiz davrandım. İşte ikinci, üçüncü kahve olunca çok dikkat edemedim. Gördünüz mü? Her şeyin fazlası zarar. Şu an net bir şekilde görüyorsunuz. Ve o kaşığı da oraya koydum ve kaşıklarım bitti. Ah Cema. Neyse. Sonuç olarak bu böyle daha bağımlılık yaratabilen, kahveye bağımlılık falan yapmıyor. Kahve zaten beni çok güzel durduruyor. Yani şu an bu çok ekstrem yaptığım şey. Normalde yapmıyorum. Yani bu kahve şeyde değilim. Böyle dayanamayıp fazla içmiyorum. Bunu zaman zaman yaptım. Cezasını çektim. Artık yapmıyorum. Her neyse. Biraz sallayayım o zaman şöyle. Biraz böyle çökerteyim. Her neyse, sonuç olarak onlara karşı daha faşizan ve daha otoriter bir şekilde çözümler bulmaya çalışıyorum. İşte yani silmek gibi, hiç yapmamak gibi, yani siyah beyaz. Çünkü ne zaman gri'de kalırsam orada bir açık bulup, işte addictive personality orada devreye giriyor. Bir açıklık bulup, o açıklıktan bir bahane üretip hop tekrar dalabiliyorsunuz oraya. Bu şeyde olmadığı için, katastrofik sonuçları olmadığı için bunların. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi alkolle artık aramda öyle çok da ciddi bir problemim yok. Yani gençliğimde daha çok içerdim. Ama o gençlikte herkes daha çok içerdi. Ben belki herkesten bir tık daha çok içerdim, bilmiyorum. Yani ama yani öyle çok da hiçbir zaman kötü bir, başıma da çok kötü bir şey gelmedi alkolden. Yani öyle benim hayatımı değiştirecek, şeklimi değiştirecek, işte ruh halimi değiştirecek falan, bakış açımı değiştirecek bir şeyler olmadı. Ups. Ama şu var, yani şu noktada hayatımda o kadar alkol falan alamam. Yani onun da farkındayım. Ve bazen, yani zaten o kadar almayı unutun. Yani hani o 20'li yaşlarınızda falan, daha dün konuşuyorduk. Ya şey dedim, ben 20'li yaşlarımda böyle shot falan atmanın, yani sanki ben hayatımın sonuna kadar shot falan atabilirim gibi geliyordu bana dedim. Yani 65 yaşında yine shot atarım. Böyle insanlar bazen yaşları ilerleyince shot mı iyi falan, hani biraz daha büyükler böyle baktığı zaman hiç anlamıyordum. Ne alaka abi, shot işte yani, hani iç devam et ne ki falan. Şu an böyle aklım ucundan geçmiyor shot atmak. Her neyse, en son ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum bile. Ama yani iki kadeh alkol bile, yani mesela IPA falan yapıyorum böyle, iki tane bira içince bile ertesi gün %100 olamıyorum. Ve o %100 olamamanın getirdiği problemler yaşıyorum. Ve o beni rahatsız ediyor. Çünkü o günümü benim daha verimli geçirmek istediğim, onun önüne geçiyor. Yani ve
buna değdiğini düşünmüyorum artık alkolün mesela. Ama yine de bazen kendime ekstradan bahaneler yaratarak o alkolü kullanmaya çalışıyorum. Geçen sene hiç içmedim. Bu senenin başından itibaren işte zaten yeni bir heves, tekrardan böyle biraz daha, yani biraz daha hevesli oldum, fazla içtim ama yani yine dediğim gibi böyle birkaç gün beni rahatsız eden şekilde ertesi gün uyandığımda falan mutlu olamadım. Yani bu böyle çok fazla geldi bana. Şu an mesela kullanmıyorum yani yine. Hani şey, bu sober olduğum anlamına gelmiyor. Hani zamanı gelir yine kullanırım. Özel günler falan dışında açıkçası yani kullanmanın pek bir artık şeyi yok, manası yok benim için. Hayatım tamamen değişir. Sorumluluklarım tamamen değişir. Fiziksel olarak kendimi daha zinde, dinç ve iyi hissederim. Mesela her gün kalkarım, koşarım, bilmem ne yaparım. Onun üzerine hani alkol belki çok da bir şey yapmaz ya da bisiklete binerim böyle kilometrelerce falan. Yani öyle setuplara hala açığım. Yani hani onlarda problem yok ama şu gün için konuşmam gerekirse şu anda benim bu benim hiçbir işime yaramayan bir şey mesela. Mesela yani örnek olarak veriyorum. Yani bunun gibi binlerce şey var. İşte şeker mesela. Yani çok benim tatlı ağzım yoktur yani ama o da bazı insanlar için çok zor bırakması. Abur cubur, kötü yiyecekler yani böyle pis şeyler. Karbonhidrat, makarna, pilav falan ya da işte benzeri börekler, bilmem neler. Pizza, lahmacun, Turkish pizza. Sevmiyorum yani hani ama mesela onları dediğim, onlar da öyle. Yani mesela bugün kendimi biraz yorgun hissediyorum. Comfort food ararım böyle yorgun hissettiğimde. Nettir yani genelde böyle 20'li yaşlarda hangover falan olduğun zaman da öyledir. Yani böyle birazcık böyle pis bir yiyecek istersin böyle işte noodle falan işte böyle tavuklu bilmem ne. Yok işte tavuklu pilav ya da ondan sonra ya da işte kıymalı makarna. Her neyse yani genelde öyle bir yağlı ve karbonhidratı bol yiyecekler çekiyor canın. Benim öyle en azından. Şeyde de şu an mesela yorgun olduğumda da vücut böyle bazen öyle şeyleri arayabiliyor. Ben bunun önüne geçmek için mesela tamamen kapatıyorum o kapıyı. Yani başka türlü modere edemiyorum çünkü. Yani benim için o çok daha zor. Keşke yapabilseydim. Ama kendimi artık tanıyorum yani. Hani biliyorum. Bunlara ben girersem çıkamıyorum abi. Birkaç hafta gidiyor mesela. O da bana kilo alımıyla geri dönüyor ya da kendimi kötü hissetmemle geri dönüyor. İşte uyku düzenimi bozmakla geri dönüyor. Midemi bozabiliyor. Yani hani bir sürü dezavantajı var. Bu dezavantajların önüne geçmek için dediğim gibi karbonhidratımı ne bileyim şeyden, meyveden falan alabilirim yine yani. Hani ihtiyaçlarımı. Ekmek yememe illa gerek yok ya da işte makarna, pizza falan öyle şeyler yemeye gerek yok. Ya bunları bir de böyle çok dramatik şekilde yapmak da zor bir şey. Hani bunu da daha önce denedim. Kesinlikle hani hayatımın sonuna kadar yok işte ya da bir sene boyunca falan. Çok zor abi. O öyle olmuyor. Onun için periyodik yapmayı deniyorum işte. Yani mesela 3 ay. 3 ay vereyim kendime. 3 ay yapabilirim. 3 ay ne istersem, ne yapmak istemezsem yapmayabilirim. Yani hani o öyle beni çok yormaz açıkçası. Ama şey... Yani şu anda o şeyin içindeyim yani. Yani o dönemin içindeyim. Bakalım nereye götürecek beni. Çünkü o 3 ay sonrasında kendime teşekkür ediyorum genelde. Yani iyi ki yapmadım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Böyle devam edeyim diye de biliyorum. Yani o açıdan da değerli. Kendinize yeniden başka perspektifler kazandırmak açısından da çok önemli. Her şey zamanında güzel. 20'li yaşlarınızda eğlenebildiğiniz kadar eğlenmek aslında çok kötü bir şey değil. Çünkü 40'lı yaşlarda aynı eğlence yaşayamayacaksınız yani. O kesin. Kötü bir şey değil bu. Sadece yani gidip zaten Coachella'ya gidip 45 yaşında böyle sabah 5'e kadar dans etmek falan yani ondan sonra uyuyup 2 saat tekrar uyanıp yine devam etmek falan yani öyle bir isteğiniz de olmayacak yani. Hani öyle bir şeyiniz de, hevesiniz de olmayacak yani. Onun çok bir manası yok. Onu 20'li yaşlarda yapmak daha güzel. Ben Coachella'ya gittiğimde 28 yaşındaydım mesela. O bile yaşlı gibi hissediyordum artık kendimi. Yani bu benden biraz geçmiş gibi geliyordu bana 28 yaşında. 28 yaşım, buraya geldiğimde 28 yaşındaydım. Ve böyle sanki
şey gibi geliyor. Ne denir adına? Ya bayağı ne denir? Olgunlaşmıştım falan gibi geliyordu bana. 28 yaş. Şu an baksam 28 yaşındaki birine yani çocuk deyip geçiyorum yani. Garip bir şey yani. Yani o perspektifleri görünce neyse artık. Hadi albümü bitirelim değil mi? Bitti zaten sanırım. Bu son parça mıydı? Öyle bir şeydi. Çünkü bu son D-side birazcık kısa gördüğüm kadarıyla. Hadi yeni bir şarkı koyma artık. Bitirelim artık seni de. Hadi. Hadi canım benim. Ah! Son bir tane daha. Peki o zaman sizi bu parçayla baş başa bırakacağım. Sonra da vedalaşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitemedi. Yani. Hadi canım. Bakalım ne kadar kalmış. Evet, son demleri. Ya da yeni bir şarkı mı bu? Oo, bir parça daha varmış ya. Tamam hadi. Bu kadar, buraya kadar gelmişim artık. Çok böyle son parça gibi değil miydi ama yani hani sanki değil mi? Son albümün son şarkısı gibi gelmedi mi size de? Öyle dup 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 dup. Dinlemediyseniz şeyi dinlemenizi tavsiye ederim. Queen'in News of the World albümünü şeyle başlıyor. We Will Rock You ve We Are the Champions'la falan başlıyor böyle. Yani öyle bir yanılmıyorsam değil mi? Öyle miydi? Başısının sonunu hatırlamıyorum ama son şarkısı çok sürpriz bir şarkı. Yani hatta size tavsiyem lütfen yani albümün hepsini dinleyin. Sonuna kadar dinleyin. Öyle fark edin o şarkıyı. Sadece şarkıya tıklarsanız o zaman bu hissiyatı alamayabilirsiniz. Yani tek başına bir şarkı olarak çok bir şeyler yine ifade ediyor ama o bütün albümü dinlemek bence sizi daha farklı bir yolculuğa çıkartıyor. O yolculuktan keyif alıp, eğlenip
en sonunda oraya gelmek bence çok daha enteresan. Beni bu 3 double shot espressoyla saat 4'e çeyrek kala, 10 kala falan filan bırakıyorsunuz burada. Ve ben buradan nasıl yolculuklara çıkacağım, nasıl nörotik, anksiyete dolu şeyler yazacağım. Ben de merak içindeyim. Bakalım neler çıkacak bu psikolojiden. Genelde daldan dala atlayan, hiçbir şeyi bitiremeyen, böyle bütün kompleks fikirleri ortasında falan başka fikirler edinip oradan oraya çıkacak. Yani bu programda dinledikleriniz gibi bir yerden bir yere böyle sometimes you just gotta ride the wave. Bak ne güzel. Bitti. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.